Bak, siz beyaz diyorsunuz. Yandaşsınız abi. 30 milyar. Yandaşsınız. Abi sen yandaşsın. Ben niye? Yandaş bak, değilim. Ben sır yandaşsın. Vallahi ben vatandaşım. Ben vatandaşım. Bak, halkım. Koyusun. Halk olarak konuşuyorum. Yani aşırı koyusun. Ya, halk falan değil. Halk TV olabilir. Halk. Ne? Halk TV. Ya bak her şeyi bak oraya çekiyorsun. Niye? Bak. Seni izliyorum bak arkadaşım. Geliyor. Mikrofonun üstündeki yazıya bak. Osmanlı. Ne? Küfür edelim hadi. Abicim buyur. Niye şimdi Osmanlı? Yok yok arkadaş arkadaş için söyledi. Ben şey mikrofonun takımı. Üstündeki yazıyı dedi. Yanlış görmüyor musun? Evet. Osmanlı ailesi değil. Değil değil. Boş ver. Dedem aile Osmanlısı değil. Zafer Partisi. Tabii ki de. You're right. Okey. Mossad'la görüşmeye devam. Ha? Ana dilimizi pek iyi konuşamıyor. Sen Atatürk'ü seviyorum. Abi bir dur abi, ya. Bir dur ya. Tek cevap ver bana. Ümit Özdağ'dan çok. Bırak şimdi. Söyledim de duymadın mı? Ümit Özdağ'dan çok. Atatürk'ü seviyor musun? Ümit Özdağ'dan çok dedim duymadın mı? Atatürk'ü sevmiyorsun sen Bakırköy'e gelme. Öyle bir şey mi var ya? Öyle mi var? O çok öyle işte. Partileri kira konusunda şey önerge meclise verdi. Proje ne abi? Hayır kira konusunda. Proje kira, ne? Hayır kiralar çok tamam. Yüksek diye tamam. Önerge veriyor meclise. Tamam. Bak, AKP ile MHP niye reddediyor bunu? Abi bak önergeyi burada verelim. Niye önergeyi reddediyor musun? Kardeşim? Bak, bak sorun burada. Sorun burada. Abi, kiralar is... Çözüm önerisinden bak, bahsediyor. Bak sen oradasın. Hayır sen önerge vereyim mi? Bak önergeyi hayır. Ben verdim. Siz de kabul edin. Kiralar yüksek hadi düşürelim. Çok yüksek. Abi fikrini söyle nasıl düşüreceğiz? Bunu hükümet çözecek. Ben, i̇şte tamam. Ben çözmeyeceğim bak, ki. Bak ben de onu söylüyorum. Diyorum ki muhalefet kardeşim. Muhalefet gelip muhalefet bir önerge veriyor. İşte ne veriyor muhalefet, önerge? Onu söyleyelim. Meclise veriyor kardeşim. Bana kiralar yüksek. Bunu sen de biliyorsun. O da biliyor. O da biliyor. Evet. O da biliyor. Ben de biliyorum. Evet. MHP ile AKP niye bu önergeyi reddediyor? Kiralar olay neden bu. Yüksek? Kiraları nasıl düşürebiliriz? Bak bununla evet. Alakalı çözüm planıyla geldi. Kiralar neden yükseldi? Neden yükseldi? Neden yükseliyor? Gel abi beraber konuşalım. Neden yükseldi mesela? Hükümetin politikalarından kaynaklanıyor. Kiralar, şimdi sen yurt dışından göçmenleri buraya sokarsan, tamam mı? Evet. Doğru. Gelir 10 tane Suriyeli bir evde oturur. 10 efendim, tane Suriyeli bir evde? Evet, 15. Güzel. 15 ben hatta 20. Evet bu gelin ben size göstereyim. Anlamına geliyor. Gelin gidelim evet, şeye Zeytinburnu'na ben yok, size göstereyim. Etmiyorum. 10 tane. İtiraz etmiyorum. 15 bin lira kira veriyor. İtiraz 6 bin etmiyorum. Liradan 15 bin lira veriyor. Abi itiraz etmiyorum. Senin söylediğin hayır. Şey senin fikrinle çatışıyor. Yani niye? 1 milyon Suriyeli zaten bunları bu şekilde tamam. Koyduğumuz zaman tamam. Ne yapıyor kabaca? 100 bin konut bunlar. He. 10 kişi girseler 100 bin konut. Tamam. 250 bine 250 bin konut projesi daha yeni başladı neredeyse 250 binlik kısmı bitmek üzere. Aslında diğer tarafta 250 bin konutu ben nasıl alacağım? Bir dakika 250 bin konutu ben nasıl alacağım? Konutu ben nasıl alacağım? 60 bin lira taksitle bana konut veriyor ben nasıl alacağım? Oradayım. Az önce onu söyledim ben. Ben az önce söyledim ama sen muhtemelen yoktun abi. Ben, dedim ki zamanında da. Hep zamanın... böyle muhalifsiniz. Yani pardon, iyi olanlar şey iyi olan şeylere de muhalifsiniz. Bakın mesela İBB'nin yaptığı şeylere mesela? Her konuşmanızda mesela? Ekrem İmamoğlu'na aleyhinde söyle konuşuyorsunuz. Kusura bakma. Bağırma ya. Hayır hayır bağırma değil. Bakın abi. Ya bağırmıyorum abi bak. Bak bak bağırmıyorum. Ne konuşuyorsun? Sonra da size belediye. Evet. Ocaktan Haziran'a kadar hiç zam almadılar. Eskiden polis de aynı maaş alırlardı belediye. Şimdi tamam. Asgari ücrete düştü. Ne evet. Yapacağız? Ne yapacağız bunu? Bir çöpçü 30 bin lira maaş alıyor. Gel sana göstereyim ya. Göster. Gel. Evet aynı hadi şey. Gidelim. Aynı şey. Şişli Belediye'ye gidelim. 28 bin lira maaş alıyor. 30 dedin abi. Nerede? Bir saniye nerede? Alamaz. 28. Bir saniye bir saniye. Büyük şeyi alıyor nerede? Abi 24.5 bir saniye alıyor. Bir saniye nerede abi? Şişli Belediye'ye gidelim. Abi ben... Çalışan çöp... Bir sene abi, olmadı. Adamlar gittiler kapının değil. Önünde toplamadılar değil. Çöpleri dediler ki ya, paramızı verin kardeşim diye. Sağ olun bahsettiğiniz işlerin şu bahçelerinden ya başlamam. Benim de tanıdığım var. Yani sen oradan ben sana isim duydun, vermek istemiyorum. Bakın duyduğun lafla arabada konuşuyorsun. Bak, ben onun için yanınıza gelmedim bana. Bir şey yapamıyorsun. Bir saniye konuşuna geldim. Bakın bir şey söyleyeyim. Bakın bir şey söyleyeyim. Şimdi belediyeden sen şimdi maaşa ya neden atladın? Ben şimdi mesela bakın belediye tamam belediyenin işi. Bakın ben sizi izliyorum. Ben bana şunu söyle. Siz bak, bana dedi, bakın dedi her konuşmanızda her konuşmanızda İmamoğlu'nun hiçbir şey yapmadığını söylüyorsunuz. Gelin ben size göstereyim. Gelin benimle. Varım ben. Gelin benimle. Ben varım. Tamam.
gelin. Bak, gidelim Üsküdar. Bakın bak, Üsküdar'a gidelim. Bir saniye. Üsküdar'a gidelim. Üsküdar'a. Üsküdar'a gidelim. Adam bir hizmet yapmış. Abi, kent lokantalarını kurmuş. 40 liraya 5 çeşit yemek yiyorsun. Bununla ilgili bir açıklama yapacağım. Evet, bekle abi. Bekle. Bu adam 40 milyona şirket açıyor. 4-5 tane. Hizmet yapıyor kardeşim. Acından ölüyor vatandaş. Abi 5 tane. Bir tabak çorba 75 lira olmuş. Abi dinle. 5 tane. Abi dinle. Abi dinle. Abi lütfen. Abi lütfen. Lütfen. Abi 5 tane açmış, 6 tane ya. 9 tane açmış kardeşim. Açıyor. Öncekilerini açmadı 25 senede. Tamam, öncekilerden 25 senedir açmamış. 50 tane açsın. Bak kanka. Adamın bak 25 senede yapılan hizmetlerle şu şey iktidar ne zaman gelmiş? 4,5 yıldır İmamoğlu gelmiş. 1,5 senesi abi, pandemiye gitmiş. 3 seneyi 25 seneyle kıyaslıyorsunuz. Şimdi hastane, şimdi otobüs bak otobüse şikayet ettim İBB'ye. İBB'ye şikayet ettim. İBB'deki şoförlerin %90'ı AKP zamanında işe alınan ve de bugün de çıkarılmayan tamam mı? Otobüsleri mahsustan yakan, birinci vitesle gideceği yere, üçüncü vitesle gideceği yere birinci vitesle giden, motorları yakan, metrolar... Ne? Abi arabaların çoğu otomatik ya. Neyi ya? Onu nasıl yapıyorlar? Neyi? Oğlum çekilebilir. Günde 70 bin tane. Bak İstanbul'da 70 bin otobüs var. 7 bin tane otobüs var hizmet veren. 2 tane de yanacak. Yolda da kalacak. Yani bunlar olmayacak bir şey değil. Hastaneye gidiyorum. Tamam mı? 10.30'da 11'de otobüs bitiyor. Tanrı'nın Sultan'ı söyle. Tamam. Tam bir kepazelik. Gece tamam. Diyorum tamam. Ki İBB'ye söylüyorum ki beyaz masa 10 kere söyledim. Hı. Diyorum ki 12'ye kadar uzatın diyor. Bana ne dediği cevabı söyleyeyim mi? Şoför bulunamıyor diyor. Yalnızca senin için yapamaz onu. Yani abi bir kişi yapamaz. Ya? Yapamaz. Ya, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi değil mi? Kardeşim. Abi orası hastanenin neresi? Eskiden metrolar 11'de bitirdi. Şimdi hafta sonları metrolar sabaha kadar çalışıyor. Ya hiçbir bu adamın iyi yaptığı bir şey var ya. Bakın. Var. Bakın. Var. İyiye iyi diyeceksin. Var. Bak ben sana söyleyeyim. İyiye diyeceksin. Bak bak bak. Ne var? Bak ne var? 100 bin öğrenci burs alıyor. Abi. Eskiden Berat Albayrak alırdı. Onun yeğeni alırdı. Ama bak 300 bin dolara. Gider yurt dışında okurlardı. Neden yapma biliyor musun? Ya anlatmayın bana. Belediyelerin. Cemaatle be. Bu ülkede cemaatle peşkeş şimdi. Ya anlatma abi gözünü seveyim. Kardeşim. Bak anlatamam ben size. 100 bin öğrenci. Siz. Abi 100 bin öğrenci. Abi 100 bin öğrenci. Evet. Anayasa Mahkemesi'ne başvurup zamanında belediyelerin öğrencilere burs vermesini engelleyen CHP'dir. Bak bu oldu. 25 senedir iktidarda kaldın. 20 senedir iktidardasın. CHP, CHP mi engelliyor? Lokanta dedi. Ya, 30 milyar lira engelliyor. Ya bakın, havada abi, yağmur yağmasa CHP'ye buluyorsunuz. Bakın ben CHP'li değilim. Alakası yok. Ama eğri eğri diyeceksin, yok. Doğruya doğru. Abi alakası yok. Siyaha, lütfen. Siyah diyeceksin. Ama, bak, ama birileri siyaha beyaz dediği zaman beyaz abi, değil. Bak, siz beyaz diyorsunuz. Yandaşsınız abi. 30 milyar. Yandaşsınız. Abi sen yandaşsın. Ben niye? Yandaş bak, değilim. Ben zır yandaşsın. Vallahi ben vatandaşım. Ben vatandaşım. Bak, halkım. Koyusun. Halk olarak konuşuyorum. Yani aşırı ya koyusun. Ya halk falan değil. Halk TV olabilir. Ne? Halk TV. Ya bak her şeyi bak oraya çekiyorsun. Niye? Bak seni izliyorum bak arkadaşım. Her şeyde bak her şeyde kötü yazıyorsun. Ama sen de yap. Hayır. Bak. Gel sen fazla yoruldun. Bak. İzliyorum ama. Yok, bak izliyorum da. Geliyor zaten Halk TV'ye geliyor. Ben bir şey soruyorum. Ya, dolaşım, bak ya bak. Geliyor. Mikrofonun üstündeki yazıya bak. Osmanlı. Ne? Küfür edelim hadi. Abicim buyur. Niye şimdi Osmanlı'ya? Yok yok arkadaş var. Arkadaş bir şey söyledi. Şey mikrofonun takımı. Üstündeki yazıyı dedi. Yanlış görmüyor musun? Anladıysam... Evet doğru, yanlış Osmanlı anladın. Ondan rahatsız oldu. Şey. Olabilir ben de bazı oluyorum. Neden Osmanlı'dan? Bakalım. O senin rahatsızın. Yani yapacak bir şey yok. Osmanlı'dan rahatsız abi. Olan adamı ciddiye almıyor. Tamam ama ben bir şey sormak istiyorum. Soramazsın. Niye? Osmanlı'dan rahatsız olan adamı ciddiye almıyor. Nedenini anlamadın ki ama. Nedenini... Osmanlı. Dedem Osmanlı değil. Ailem Osmanlı ailesi değil. Değil değil boş ver. Dedem aile Osmanlısı değil. Zafer Partisi? Tabii ki de. You're right. Okey Mossad'la görüşmeye devam. Ana dilimizi pek iyi konuşamıyorum. Tamam yapacak bir şey yok. Bir tane soru sormak yok. İstedim. Bunun için geldim yanına. Neden böyle yapıyorsun Ümit peki? Ümit'in sana sor. Genel merkezde sevgili... Bir tane soru sormak istedim. Genel başkan yardımcısı yapan sevgili fikirmiş. Benim fikrim mi? Benim fikrim ne biliyor musun? Abi onlar bu ülkenin milleti, bu ülkenin milletidir. Baba, tamam eyvallah ben buna bir şey demedim. Bir tane soru ya. Biz şimdi nasıl çıkacağız düzlüğe? Abi bir saniye. Düzlüğe nasıl çıkacağız? Ümit Özdağlar'dan kurtulursak. Abi bırak Ümit Özdağ. Ümit Özdağ bırak abi. Ümit Özdağ neyi var? Veya Zafer Partisi'nin ideolojisinde ne var? Yok ona gelelim. Ne var biliyor musun? Hangi aklı çalışan normal bir insan? Vatandaş hasbelkader bir protesto yapıyor. Şöyle ya da böyle.
eleştirirsin eleştirmezsin. Ki vatandaşın protestosudur, yapar. Sen Atatürk'ü seviyor musun? Abi bir dur abi, ya. Bir dur Ali'yi ya. Seviyorum. Şimdi abi ya. Abi ya. Tek cevap ver. Ümit Özdağ'dan çok. Bırak şimdi. Söyledim de. Duymadın mı? Ümit Özdağ'dan çok. Atatürk'ü seviyor musun? Ümit Özdağ'dan çok dedim, duymadın mı? Atatürk'e gelme ya, millete. Sana ne ya? Abi ne alakası? Niye rahatsız oluyorsun? Ya abi git sen ortalığı karıştırma. Abi şey sen niye rahatsız oluyorsun? Abi ne kadar yanlış konuşuyorsun. Atatürk'ü sevmiyorsun. Sen Bakırköy'e gelme. Öyle bir şey mi var ya? Öyle mi var? O çık öyleyse. Yanlış mı hatırlıyorum? Efendim? Ben 50 senedir burada oturuyorum ama Atatürk'ü sevmemek demek özellik mi oluyor? Öyle bir şey var. Öyle bir şey. Bir tane protestoda kalmışsınız. Starbucks'a gidiyor. Aa bakın biz burada Starbucks'a geldik ki orada vatandaş protesto eden vatandaşları da aşağılıyor. Ya bunu hangi normal akıllı bir insan yapar? Veya hatırlayacaksın. Deprem oldu. Depremde bir saniye abi biliyorum. Söylemek istemiyorum. Deprem oldu. Orada bir tane genç. Diyanet İşleri Başkanı, Diyanet İşleri Vakfı'nda hafızlık yapan bir genç. Gitmiş orada depremde yardım ediyor bir sürecin içerisinde. Orada bakan mı ne dolanıyor o sırada. Çocuk da cebinden telefonu çıkarıyor, önüne koyuyor. Bu çocuk 2-3 gün sonra Adıyaman'a geçiyor. Orada yardım etmeye devam. Görevine devam ediyor. Orada bir misyon istenmiş. Emniyet geliyor. Herifi alı götürüyor emniyete. Canlı mı? Olay ne? Sen Suriyeliymişsin. Bakanın yanında telefon çalarken yakalanmışsın. Kim dedi bunu? Ümit Özdağ. Ümit Özdağ. Evet. Şunu mu demek istiyorsunuz ona? Ümit Özdağ. Akli olay... dengesi yok ben muşçasına. Bir saniye. Evet. Bakın ben size kavuşmadım lütfen. Rica ediyorum. Ümit Özdağ'ın devlet içerisinde her söylediği şey ciddiye mi alınıyor? Bunu mu demek hayır, istiyorsunuz? Hayır, bunu kitlelere hitap eden ajdar da söylese, tamam. Dese ki bak burada böyle bir şey var. Emniyet emniyet müdahale eder. Ama siyasi parti genel başkanlarının hani olması gerektiği gibi bir sorumluluğu, ciddiyeti Starbucks'a gidip millete, protesto eden millete küfür etmez. Ben iki tane sorum oldu. Tabii. Birinci sorusu kibarların fikrini söylemek için buna karşı bir şey demeyeceğim ben. Kibarların sığınmacılarla olmayan alakası gibisinden bir şey söylediniz. Öyle yanlış şey yanlış anlamış olabilirim, kusura bakmayın. İkincisi, peki Ümit Özdağ'ın Starbucks'a yaptığını mantıksızlık olarak değerlendiriyoruz. Evet. Peki Starbucks'a gidip insanlara saldırmak mantıklı bir durum mu? Yok, bu da mantıklı değil. Kurşun sıkılması mantıklı bir durum mu? Yok, bu da mantıklı İsrail'e değil. İsrail'e yardım diye... Beyefendi, bu mantıklı bir şey değil. Tamam. Ama bak, bundan bahsediyoruz zaten. Geçtiğimiz gün Galata'da bir tane vatandaşımız bir bayrak aldı eline yürüdü. Evet, tevhid bayrağı. Abi sen ne anlatıyorsun? Bir saniye. Bu vatanın bir karış.